Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size doğal olarak testosteron seviyemizi nasıl arttırırız? Biraz onlardan bahsedeceğim. Birkaç besin söyleyeceğim veya yapmamız gereken bir şeyler söyleyeceğim. İşte nelerden uzak durmalıyız veya ne yapmalıyız gibi birkaç bir şey söyleyeceğim. Kendi bildiğim kadarıyla. Öncelikle birkaç tane besin söyleyerek başlayayım. Hangi besinler testosteron seviyemizi doğal olarak arttırır? Beyler, muz vücutta doğal olarak testosteron seviyesini arttırır. Yumurta, yağsız et, karides, istiridye, bol bol yeşillik. Bunların hepsi doğal olarak vücudumuzdaki testosteron seviyesini arttırır. Mesela ne yapmamız gerekiyor? Alkol tüketmemek. Alkol tüketirsek vücudumuz testosteron seviyesi salınımında biraz daha aşağılara düşüyor. Düzenli uyku. Zaten hepimiz biliriz. Uyurken testosteron seviyemizin arttığını az çok duymuşuzdur yani. Bir de şurada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bebekler ne yapıyor mesela? İnsanın en hızlı büyüdüğü zaman bebeklik zamanıdır tabii ki de. Bebekler ne yapıyor? Yemek yiyor, tuvaletini yapıyor, uyuyor. Nasıl yiyor? Yemek yiyor, tuvaletini yapıyor, uyuyor. Bizim vücut geliştirme de aynı böyle. Yemeğini yiyeceksin, antrenmanını yapacaksın, uyuyacaksın. Bu kadar. Bunu yaparsan çok hızlı bir şekilde gelişirsin. Testosteron seviyemizi düşüren başka bir şey de stres. Eğer çok fazla stresliysek, hani her şeyi kafamıza takıyorsak veya işte arkadaş ortamında falan çok stresliysek, bu da testosteron seviyemizin salınımını yavaşlatır. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Vücut geliştirme sporuyla uğraşmak, yani sıkı antrenmanlar yapmak da testosteron seviyemizi arttırır. Testosteron seviyesini arttıran en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu çoğu kişi atlıyor. Bacak çalışmaktır. Bacak çalışmayı kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Şöyle aklımdan bir örnek vererek size açıklamaya çalışayım bacak çalışmanın önemini. Bir salonda çalışan iki kişi olsun. Bir tanesinin ismi İbrahim olsun, bir tanesi de Mehmet olsun. Mehmet sadece üst vücudunu çalışıyor olsun, bacak çalışıyor olmasın. Mehmet'in vücudunda dolaşan ortalama testosteron seviyesi 3 mg falandır. Yani vücudunda rezerve edilen testosteron seviyesi 3 mg falandır. Ama İbrahim bacak çalışıyorsa eğer sadece bacaklarından vücuduna yayılan testosteron rezervi 5 mg falandır. Yani İbrahim hem vücut çalışıyor, hem üst bölge çalışıyor, hem alt bölge çalışıyor. Alt bölgeden 5, üst bölgeden de 3 mg oluyor. Toplam 8 mg vücudunda testosteron rezervi oluyor. Bu demek oluyor ki Mehmet ne kadar çalışırsa çalışsın asla İbrahim kadar büyüyemez. Çünkü testosteron biliyorsunuz büyüme hormonumuz ve en önemli hormonlardan büyümemiz için. Adı üstünde zaten büyüme hormonu. Dediğim gibi bacak çalışmak çok önemli. Bu örnek bilmiyorum size yardımcı olur umarım. Bence güzel bir örnekti. Şu an doğaçlama güzel bir örnek oldu. Umarım açıklayabilmişimdir aklımdakileri. Size birazcık da yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.